Endoskopik ultrason adı üzerinde endoskopi cihazının ucuna bir ultrason probu yerleştirilmesiyle elde edilen tıbbi teknolojik bir cihaz. Karından yapılan standart ultrasondan farkı bunda endoskopi cihazıyla kişinin işte sindirim sisteminin içerisine giriyoruz. Yemek borusuna, midesine, 12 parmak bağırsağına kadar geçiliyor. Buradan organların, komşu organların mideye, 12 parmak bağırsağına komşu ve özellikle karından yapılan ultrasonda çok arkada kalan, görülemeyen pankreasın çok yakından, detaylı ve çok güzel bir şekilde muayenesine imkan veren bir yöntem. Dolayısıyla özellikle pankreas hastalıkları başta olmak üzere sindirim sistemi ile ilgili pek çok hastalıkta bugün için endoskopik ultrasonografiyi kullanabiliyoruz. Pankreasta özellikle kistlerin tanısında, boşaltılmasında, tümörlerin tanısında, biyopsi ile örnek alınmasında, yine aynı şekilde pankreatit vakalarında kronik pankreatitte sebebini anlamak için, kronik pankreatit var mı yok mu ayırıcı tanısını iyi yapabilmek için son derece kıymetli bir yöntem. Yine bazen safra kanalındaki taşların varlığı ya da yokluğunda ki nokta kadar çok küçük kum tanesi kadar taşlar olabiliyor. Mikrolitiyaziz olarak adlandırıyoruz. Bu taşların tespitinde de son derece kıymetli, güzel bir yöntem. Ayrıca safra kanalına ulaşamadığımız, ERCP ile direkt işlem yapamadığımız vakalarda da bize safra kanalına ulaşma imkanını yine vermekte. Yine karın içerisinde oluşan apselerin, kistlerin mide içerisine boşaltılmasında, buralardan bir tünel, kanal açılarak buraların temizlenmesinde çok ciddi yardımcı bir yöntem. Ve son olarak da mide ve 12 parmak bağırsağı, yine aynı şekilde yemek borusundaki mukozanın altından kaynaklanan, bizim direkt ulaşamadığımız mukoza altı dediğimiz lezyonların da görüntülenmesinde, çünkü çok yakından ultrason probunu direkt üzerine koyarak bu lezyonlar iyi huylu mu, kötü huylu mu, hangi tabakadan kaynaklanmış, bunların hepsinin tespitinde ve takibinde son derece kıymetli, güzel bir tıbbi yöntem.